Evet değerli takipçilerimiz, şu anda elimde orijinal bir Çin malı kurmalı saat var. Bunlar tavuklu saatler. Çin malının ilk çıkanlardan ve orijinal bir saatler. Bunların baskıları tamamen sarıdır. Burada ufak tefek arızaları vardı. Bunları biz genişliğe yeniden taralttık. Sıkıntı yok. Şimdi şurada zembelen şeyi vardı, geçtiği yatak genişlemişti, onu düzelttik. Zımbayla buradan vurduk. Bunu yapmadığımız zaman bakın şurası da aynı o şekilde. Zımbayla daralttık buraya. Şimdi bunu ben ufak bir olsa size nasıl toplanır onu göstereceğim. Şu zembere mutlaka açmamız gerekiyor. Onu da şu şekil bezle tuttuğumuz zaman şu şekil sündürmemiz lazım. Bu yayın özelliği bu şekil. Şöyle tuttuğunuz zaman sonuna kadar açmamız lazım o. Yayı gerdirmemiz lazım. Saatin çalışmasına en büyük gücü sağlayan budur zaten. Şu şekil açtık bunu. Bunu takarken öyle takacak ve açarken de temizlemiş olduk. Ne kadar silersek silelim, bir de tekrar bez gibi bir şeyle silmemiz lazım. Bak çıkan, gördünüz. Bu yağsız kaldığı için saatin çalışmasını yavaşlıyor. İlk önce yağlamayı sonradan da yapabilirsiniz, baştan da yapabilirsiniz. Ben genelde sonradan yapıyorum çünkü açık her tarafı zaten. Ben size şöyle göstereyim, şu yatakların mutlaka yağlanması lazım. Şu şekil. Diğer taraftan sonra yağlayacağız zaten. İlk önce şu çarkını takmamız lazım. Gördüğünüz gibi buraya geliyor bu. Bunu tutturuyoruz. Evet. Evet, taktık bunu. Biraz sıkıştıralım. Daha sonra diğer çarkları sırasıyla takacağız. Bundan sonra şu büyük zemberek saat kuran zemberek çarkını buraya takacağız. Ama benim tavsiyem mutlaka şuraları yağlamanız lazım. Yağlanırsa hem pas yapmaz hem daha şurada yayları vardır. Bunlar yağlanacak. Bayağı bir malzeme var. Malzeme çok yani. Şöyle göstereyim ben size. Yani iyi bir şey olması için mutlaka A'dan Z'ye ne varsa sökmek gerekiyor. Sökersek, komple sökersek verimli oluyor. Komple silmemiz lazım. Bilmiyorum videonun çekimi nasıl. Bunu taktık. Sıradan geçelim şöyle. Zil zemberek çarkını taktık. Ondan sonra ben elimle takıyorum ama şu şekilde olabilir. Saniye çarkı zaten yerine oturur. Bak zorlamadan yan çarkı. Evet. Bu zil çarkı bu şekil, bu çelik çarkı, evet, şimdi üst baskıyı yerine oturtacağız. Nazikçe, yavaşça, gördünüz. Her saat bu şekildir.
parçayı koyduğunuz zaman şöyle bir tıklarsınız. Yerine oturanlar oluyor. Oturmayanlar da şöyle bir çiftle oturtabilirsiniz. Zevkli bir iş, güzel bir iş. Ben seviyorum. Çakmağı kontrol edelim. Zorlamadan, uçları kırılmadan bak, tıkır tıkır oturdu. Hepsi oturdu şu anda. Ondan sonra buraya iki vida takalım. Çakmak yerine çıkmasın diye çok sıkmadı. Bir tane şu taktığımız zaman çaklar yerine oturmuş bir de kontrol edeceğiz. Çünkü çok vidaları sıkarsanız çakları görebilirsiniz. Bunda da çok sıkıntı olmaz ama diğer mekanik kol saatlerinde, ufak saatlerinde sıkıntı olabilir. Saatlerin yapılışları aşağı yukarı aynı. Aynen arabanın şanzımanı gibi. Tamam, bir tane birini takmayalım. En son takacağız. Şimdi deneyeceğiz. Döndü mü? Döndü. Gelelim üst tarafına. Bak, bu buradan yağlanması gereken yerler. Şöyle bir tornavida gibi özel yağdanlık. Şuraya. Şuraya. Sağ olasın. Şimdi. Şimdi üst tarafına geldik. Buraları yağladık. Burada bunu yağlayalım. Gelelim buradaki parçalarına. Şöyle çıktı. Şimdi elimden göremezsiniz belki. Bunu taktık. Parça çöktü. Nereye gitti ya? Ustanın iyisi parça artırmış değil mi? Ben artırmam ama. Boz burada. Evet, şimdi şunu takıyoruz. Bak, tıkır tıkır oturuyor yerine. Bunu takacağız. Ondan sonra üzerine şöyle bir sekmeni var, onu takacağız. Şunu alalım buradan. Daha sonra saatin hangi saatte kuracağımızı, hangi saatte çalacağını ayarlamak için böyle bir şeridimiz var. Yağlayalım onu tabi. Bunu taktık. Bakın şöyle yapıyor. Tık, yerine oturuyor. Şöyle yapıyor, zil çalar. Ondan sonra bunu yerine oturtalım. Bunu takmanın içinde sekmeni var. Unutmayın. Evet, şu. Bunu içten takacağız. Evet, gördüğünüz gibi buraya geldi. Ondan sonra bunu sıkıştırmak için yayı var. Bunu taktık. Üzerine vidasını takacağız. Biraz yavaş yapıyorum görmeniz için. Sıkıştıralım. Bak, şunu tutacaksınız şöyle. Buraya üstten değil, yandan tutacaksınız. Parçayı bükmesin. Evet. Şimdi üzerinin malzemesini şu şekil, bir taraf şuraya geliyor, bir buraya geliyor, oranın vidasına vidası da budur.
İleriki zamanda da inşallah zaman olursa her saatin söküp takmasını kayda almaya çalışacağım. Belki buradan birilere bir şey öğrenir. Burası tamam. Şimdi diğer tarafa gelelim. Zembelerini takacağız. Nasıl takacağız zembelerini? Bu da zil zembere. Onu da ben size nasıl açılacağını söyleyeyim. Bak, açmanız lazım onu. Hem temizlik amaçlı hem de yayı gerdirmek amaçlı. Şu şekil çekiyoruz. Bir de şöyle gerdirmemiz lazım. Uzun olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi bak. Nasıl oldu şimdi bu? Yayı düzeltmiş olduk. Bu zil çalması için böyle gerilmesi lazım. Şimdi şurayı hafif bükeceğiz. Şurada bak, görüyorsunuz şu ufak zil zemberleri zaten. Bu şekilde oturtacağız. Şöyle burayı yaptığımız zaman çekeceğiz. Bunun yatağı var burada. Yatağına girdiği zaman tamam oluyor. Ondan sonra kurguralım bakalım. Şöyle hafif çektireceğiz. Bu yatağına geçecek. Bak, görüyorsunuz. Şunu tutalım burada. Orada zil tokmağını takacağız şimdi. Aslında az önce takmamız lazım. Burada yeri var. Yerine oturtuyoruz bunu. Tamam. Şimdi zil tokmağını takalım. Bir daha çok sıkmamıştık zaten. Şunu gevşeteceğiz. Bunu da gevşeteceğiz. Şurası uzun tarafı. İlk önce alttan yukarı takmamız lazım. Bu şekil. Gördüğünüz gibi kaldıracağız bunu yerine. Ondan sonra oturduğumu tamamdır bu. Tekrar şu çarkı çıkıyor. Tekrar çarkı oturacağız yerine. Şimdi onu taktığımız zaman görüyorsunuz, kuracağız bunu. Burada yeri var, yerini oturtuyoruz. Tık, tamam. Şuradan da bir hafif sıkarsak daha geri çıkıyor. Şimdi deneyelim. Zil çakla yerine oturmuş mu? Bak, görüyorsun, döndüreceğiz şunu, bakın. Evet. Burada mutlaka yağlamamız lazım. Az önce yağlamıştık. Şuraya. Ondan sonra burasını, mutlaka burasını, şuradaki yayını,
Burasını hafifçe yağladığımız zaman ondan sonra zembereğini yalamamız lazım şuradan. Yalamazsanız pas yapar ve çalışmasını engeller. Ben bu şekilde yağlıyorum. Başka bir şekilde yağlayanlar da olabilir. Hafif pres de olabilir buraya. Gördüm. Şimdi tamam. Hızlı bir şekilde saat zemberen takacağız. Bu da aynı o şekil. İlk önce saati kurmuklu takalım. Şurasını şöyle yapalım, bükülmez. Bunu da buradan takacağız. Görüyorsunuz, burada yuvası var, giriyor yuvaya. Sarmaya başladı. Şimdi saati kuruyoruz. Şimdi bir ses geldi. Saatin akışı yağlamadığınız zaman çok ses çıkarır ve aşınmaları fazlalaştırır. Ne yapacağım ben? Bakın yağın önemine bakın şimdi. Zembereği bir yağlayalım. Yapışmasın. Kayganlığı sağlasın. Evet, bu kadar yeter. Ondan sonra şu dilini yalayacağız. Burada yağsız olursa aşınma hızlanır burada. Görüyorsunuz. Evet, şimdi yağın önüne bakın. Ses değişecek. Zırıltı bir ses geliyor. Bak şimdi. Bu tamam. Şimdi arkadaşlar aslında maşayı pandül takmamız lazım. Bu pandülün direkleri kırılmıştı. Bunu ben uçları aşınıyor zaman da değiştirdim. Sadece pandül yayını kullandım. Bak bu direkler daha uzun oluyor. Bu iptal. Arıza olan parça çalıştırıcı şu uçları bunların aşınıyor. Ya kırılıyor ya aşınıyor. Bunu değiştirdim. Üst pusulayı takacağım. Onu da diğer tarafını toplamak istiyorum. Bu da şu 12 tarafına gelecek şekilde. Diğerleri zaten var. Şurası saatin kaçta kalkacağını ayarlıyorsun. Merkezi iyi ayarlamanız lazım çünkü şu olay önemli. Horozun girdiği yer de önemli. Anladım, bükeceğiz bunu. Bundan sonra bunun üzerine plastik sekmeni var. Bunu oturtalım. Kusura kalkmasın diye. Daha sonra bak saatin 12'de, 1'de, 2'de hangi saatte kurduğunu kurunca çaldığını ayarlamak için şunu yapmamız lazım. Yani şunu tersine, saat ayarlıyoruz ya, tersine çevireceğiz. Sağ tarafa. Şuradaki çalma tarihi, çalma zamanı dönmeye başlayınca bırakacağız.
Bak 5. Görüyorsunuz dönüyor bu. Bu bir tarafa dönmez. Şimdi bunu 12 olarak ayarlayayım. Tam 12'ye geldiğimiz zaman Yelgon Akrebi 12 üzerinde ayarlarsak bu saate hangi ayağı kurarsan o yerde çalar. Diğer saatte de aynıdır. Takvim şeridini attıracağım. Evet. Tavuğumuzun kafasını da koyalım. Şimdi evet. Bakalım. Mesafeler nasıl? Tamam. Şimdi vuralım bakalım. Deneyecek. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde oldu. Şimdi buraya tavuğun kafasını takmak için parçamızı takmamız lazım. Şimdi çelik çarkını takacağız. Bakın şu çelik çarkı tavuğun takacağımız yerde buraya geliyor. Tavuğun kafası olduğu yer. Bunu nasıl takacağız? Bir de gevşettik. Şu şekil. Bakın. Nazikçe hafif kaldıracağız. Diğer çarklar yerine çıkmayacak şekilde. Evet oldu. Tık tık. Şimdi saatimizi kurduğumuz zaman daha az önceki akış olmayacak. Çünkü pandüle geldi sıra. Tavuğumuzun kafasında kalan. Yemeyecek tavuk. Biraz aşağı baksın şöyle. Şöyle. Oturtturduk. Şimdi bunu sallaması için devreye şeyi sokacağız. Pandülü takacağız. Evet. Bu direkt dibindeki taşları mutlaka yağlamamız lazım. Yağlamasak aşım olur. Şurası da yağlayacağız. Ondan sonra çiğ çarkı şuralarını yağlayalım. Yani akışkanlık iyi olsun diye. Daha sonra çok hafif bir şekilde burayı yağlayalım. Ses az çıkar ama olsun. Şimdi pandül yerine takacağız. Nasıl takacağız pandül yerine? Şimdi şurada bir malzeme var. Orası çelik çarkın bir tarafına gelmesi lazım. Çelik çarkın şuraya alacağı bu tarafa. Dire yatağını oturtacağız. Şuradan çok hafifçe yapıp şu vidayı sıkacağız. Kamerayı tam iyi ayarlayamadım ama şimdi bunu sıkarken şu boşluğu almamız lazım. Bunu da bu şekilde ortaya alacağız. Saatin ileri geri gitmesi bundan. Arkadaşlar şimdi çoğu arkadaşlarımız yazıyor YouTube'da. Diyor ki saatin ileri gidiyor. Ne yapmamız lazım? 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakikaya kadar bak aynı sistem. Burası düz olması lazım. Eğer saatiniz ileri giderse bu ayağı sol tarafa yani pandülün
bağlantı yerine çekmeniz lazım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ben size daha net bir şekilde göstereyim. Bak, bunlar çok hassas noktalar. Bunları herkes söylemez ya. Ben biliyorum ya. Benden bu bilgileri alın. Keşke bir şeyler öğrenin. Şimdi pandülü, çok hassas pandüldür bu. Bunun burada yatağı var. Yeri var. Yerini geçiriyorsunuz. Şuradan yuvasını atıyorsunuz. Keşke çok daha net çekebilsem de. Yine de inşallah bir ayak yapacağım. Evet, bunun çivisi var. Aynen diğer Seiko, Citizen, Omega, hangi saat olursa olsun bütün mekanik saatleri sistem aynıdır. Bu sistemin aynısıdır. Ben size ayar şeklini tekrar söyleyeceğim. Şimdi pandülü şöyle düz bir vaziyete alıyorsunuz. Evet, bu da yamuk olmaması lazım. Bu çok önemli. Saatin can damarı budur. Kalbi budur yani. Bunu sıkıştırdım. Çok hafif yine. Eğer saatiniz ileri giderse, bak çalışmaya başladı şimdi. Pandülü bir ayar vermem lazım. İleri giderse pandülün sarımın dip tarafına doğru çekeceksiniz. Şimdi bak, şurası artı eksi var aslında bunlarda. Ben şöyle göstereyim, ben size artı eksi olayını göstereyim, daha güzel olur. Çünkü her saatte vardır. Saatiniz ileri giderse, şöyle göstereyim. Bak, ileri giderse bütün saatler. İleri giderse eksiye çekeceksiniz. Şu ayağı buradan çıkacaksın peşin bu. Eksi tarafına çok az ama. Şu 1, 2. Mesela 1 dakika giderse çok şöyle 1 milim, 2 milim gibi. Geri kalırsa artı tarafına. Alttaki mekanizma da şunu yapıyor. Artı tarafını çek, buraya artı çekeceğiz ya. Burada eksiye geliyor. Artıya çektiğimiz zaman saatiniz daha hızlı gider. Şuradaki dönme mesafesi şu mesela daha hızlı olur. Ayar ileri gitme olayı bununla yapar. Tabi bunu bazı saatlerde ayar güzel gider. Kuralım şunu, çalışsın. Birdenbire yarım saat, bir saat ileri gidiyorsa onu ayardan yapamazsınız. Orada pandülde yapışma, katatma diye bir olay vardır. Onu yapar. O da usta işi. Pandülü sökebilip de temizlerseniz kolonya değil de leke benzinleri, mesela saat silme benzinleri. Evet, gördüğünüz gibi saatim şu an çalışıyor. Evet, tavuk yem toplamaya başladı mı? Başladı. Şimdi saatimizi az önce ayarlamıştık. Hangi saate çalacak? Saat 1'e kuralım onu biz gece. Ya da 12'ye kuralım. Çünkü 12'ye kurduk. Gördünüz. Saat geldi. 12'de çalması lazım. Evet. Şu an bir vuruyor. Sistem böyle. Şunun parçasını da kalan. Şimdi sıra geldi. Bu vidaların tam sıkmamıştık ya, sıkacağız. Kontrol etmemiz lazım. Önemli. Evet. Bir antika, eski bir saati de faaliyete geçirdik. Çalışma görüyorsunuz değil mi? Mükemmel bir çalışması var. Bu Çin malının orijinali. Şimdi arkadaşlar yerine takacağız bunu. Toparlayalım. İlk önce camını koyacağız. Camda da göbekli camdır bunun. Kırmayın, bulmak zor. Bende belki vardır da. Bunu takacağız. Şuna bir sökelim. Oturtacağız yerine saati. Şunu da alalım. Bu dursun.
Evet. Şimdi bunu şu şekilde oturtuyoruz. Evet, sevgili değerli takipçilerim. Şimdi bunu oturtalım yerine. Şu makineyi, mekanizmayı çerçeve sabitleyken şöyle hafif bastırıp da şöyle yaparsak cam çerçeve sallanmaz. Şimdi bunun pulları vardır. Pullarını koymamız lazım. Bu üstteki görünümü bunu da yapacağız şu şekilde. Biraz sıkacağız. Daha rotalamayı yapacağız. Bunlar alt ayakları. Alt ayağını da şu şekilde. Bir tane bastıracağız elimizle yukarıdan ki makineye sallantı yapmasın. Tam sıkmayacağız tabii. Tam sıkarsa böyle oturmaz. Bir de ilk önce yerini oturtacağız. Daha sonra kontrolü böyle sıkmanız lazım. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi oturdu. Bakın camda sallama diye bir şey yok. Şuna da sıkalım. Ondan sonra üstünün güzelliklerini takalım. Bunları takmadan önce ne yapacağız biliyor musun? Şunları koyacağız. Evet. Bunları koyalım. Az da havalı dursun. Ya bu arada izlerken değerli izleyiciler, benim YouTube kanalım İlk önce ben motorla başlamıştım bu işe. Daha sonra da dedim ki saatten bir video atalım. Saatten bir video atınca baktık vatandaş istiyor, talep ediyor. Onu da ufak tefek böyle saat videoları çekmeye çalıştık. Çekmeye elimde geldi, bir şey yapmaya çalışıyorum. Parçalar saklanmış, göremedim. Buradan bu videoları arkadaşlara önerin. Önemli olan benim YouTube kanalım değil. Önemli olan buradan bu işin meraklıları bu işi öğrensinler. Çünkü biz son saatçileriz. Başka yok. Çırak yetişmiyor, eleman gelmiyor. Ben de elimden geldiği kadar buradan paylaşım yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlara önerin. Kanalıma ücretsiz abone olun. Sizlere zahmet. Hem böyle bu videolardan faydalanın. Daha sonra benim motocross, enduro gezi videolarım var. Onlardan faydalanın. Ben boş zamanında hobi olarak cross yapıyorum. Araziye çıkıyorum. Evet. Güzel gün oturduk. Geldik buraya. Kapağını takıp da şunun da vidasını atalım. Burada iki vidası var bu işten. Bu videoları paylaşın arkadaşlar. Merakları izlesinler. Öğrensinler. Bilgi sahibi olsunlar.
Benim ustam vardı. Allah mekanı cennet etsin. Bana bu işçiliği öğretti. Zamanla tabi çok çeşit saatlerle karşılaşıyorsun. Ama benim ilk başladığım saatler bu saatlerdi. 1989 yılında, 89 yılında başladım bu işe. O günden bugüne yapıyorum. İlk başladığım saatlerde böyle olmaz. Ne yapacağız? Biraz bükeceğiz bunu. Evet, şimdi bakalım. Arkadaşlar şimdi saatimizin sesine bak. En çok sevdiğim ses. Biraz daha kurmamız lazım bunu. Dur. Sakın ha parça unutmayın. Şöyle. Bunu da buraya koyduk. Aynen orijinal parçalarıyla bir araya getirdik saatimizi. Bunu ben biraz parlattım. Bir arkadaşımın, bir hocamın ta dedesinden kalma bir saatmiş bu. Yasir hocamızın. Getirdi. Dedim hocam orijinal bir saat. Ben buna özeneceğim. Ben bu saatleri yapmayı çok seviyorum. Vidalara sıkarken gayet hassas olun ki yalama yapmasın. Görüyorsunuz böyle sıktığınız zaman daha da tazeleyin. Şimdi ziline bakacağız. Zil ayarı isteyebilir. Zil çok net çıkarsa ayarını yapmışımdır. Çıkmazsa tekrar çekip ayar edeceğiz. Geri değerli yapıyor. Buradan ayarını yapacaksınız kapağını. Sesi gördünüz. Zil gibi sesi çıkıyor. Şöyle. Kapatıyorsun. İyi malzeme yaparken insana zevk verir. Her şey öğrenir. Takım olacak, iş yapacaksın. Takım çalışır, usta övünür derler. Bu saatini kurduk. Şunu bir ayarını yapalım. Zilini kurduk. Evet değerli izleyiciler. Bir kere daha sizlere elimden geldiği kadarıyla ufak da olsa video çekip orijinal Çin malı tavuklu saatin yapılışını, toplanmasını gösterdim. İnşallah bir günde sökme şekli gösteririm. Sizden ricam bu videoları paylaşın. Çoğu arkadaşlar öğrensinler. Tabi paylaşırken de YouTube'da Turkish Enduro Cross C52 YouTube kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. İnşallah bu videoların devamı ileride gelecek. Şimdi 38 dakika olmuş. Bunu toparladım ben. Ama video çekmemiş olsam 15 dakikada bunu ben 10-15 dakikada toparlarım. Ben biraz yavaş toparladım ki siz görün diye. Hepinize hayırlı seyirler, hayırlı izlemeler, hayırlı günler. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar bize size bir ses dinleteyim. Sormak istediğiniz, merak ettikleriniz varsa yukarı yazabilirsiniz. Bol neşeli hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.